gelişmeleri yorumlamak üzere ekonomist Selçuk Geçer bizlerle birlikte merhaba hoş geldiniz yayınımıza Alev Hanım, merhabalar nasılsınız iyi misiniz? İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum yüzünüzden gülücük eksik olmuyor hadi iyisiniz kaptınız 4250 lira maaşı Evet ama Dilersiniz. benim sorularım tam olarak bu konuyla ilgili asgari ücretle başlamak istiyorum 4253 lira Neye yarar neye yeter diye sormak istiyorum. Çünkü bu sabah uyandım. Zaten artık her vatandaş önce uyanınca daha gözleri tam açılmadan döviz kurunu takip eder hale geldi telefonundan. Hı -hı. biz de 16'ların üzerine çıktığını sabah saatlerinde gördük. 16.20'nin üzerinde seyrediyordu. Şu anda zaten 16.22 civarında. Asgari Hı -hı. ücret daha dün açıklandı, bir günde eridi. Vatandaş kurdan, enflasyondan nasıl korunacak? Ee, Nurettin Nebati. Biz ezdirmedik 19 yıldır. Şimdi de açıklanan enflasyon çok üzerinde bir asgari ücret açıkladık. Ezdirmiyoruz vatandaşımızı diyor. Vatandaş nasıl ezilmiyor? Dünden bu yeme yani sabah uyandığımızda asgari ücretten 10 dolar eridi. Dün 170, düzeltiyorum 272 dolarla kapatmıştık Alev hanım Bugün uyandığımızda asgari ücretimiz 262 dolara düştü. Sayın Cumhurbaşkanı dolarla bakmayın diyor ama o zaman Türkiye'deki bütün ekonomik sistemin Türk lirasına dönmesini rica edelim önce kendilerinden. Başta müteahhitlerin zorunlu ödemesi olmak üzere. Aldığımız ekmek mesela dolara endeksli olmasın, aldığımız araba dolara endeksli olmasın, aldığımız ev dolara endeksli olmasın, bütün ihracatçının yurt dışından getirdiği mallar dolara endeksli olmasın, bizim asgari ücret de dolara endeksli olmasın. Razıyız yani o zaman dolar kısmını konuşmayız elbette ama arpasından buğdayına bunu ısrarla vurguluyorum her seferinde biliyorsunuz. Biz her şeyi yurt dışından getiriyoruz yani Türkiye'de ekmek yerli değil çok net ekmek Türk malı değil kardeşim. Biz Rus buğdayıyla ekmek üretiyoruz. Demek ki buğday fiyatları dolara endeksli olduğu için buğday fiyatları yükseldikçe ekmek fiyatları da yükselecek. Yıla kaç ekmekle başlamışız? Daha doğrusu kaç liralık ekmekle başlamışız? Bir buçuk liralık ekmekle başlamışız. Yıl sonuna geldiğimiz bu günlerde ekmek ne kadar? Üç lira mı üç buçuk lira mı? Üç, Hadi üç liradan hesaplayalım. Hı hı. Üç buçuk mu? Evet birçok yerde evet 3,5. Evet yani biz 3 liradan hesaplayalım. Biraz önce sevgili dostum Çetin'le de yaptığımız bir yayında konuştuk bunu. Çetin'in salan ekonomisi. Hı hı. Evet e, 1900 ekmeğe yakın ekmek alıyoruz yılbaşından bu yana. Yani dolarla hesaplayınca rahatsız oluyorlar ya. Tamam, Türk lirası ile hesaplayalım, şey ekmekle hesaplayalım. Yıl başında 2825 lirayla 1900 ekmek alıyoruz. Herkes hesaplayabilir hesap makineleriyle. Bugün aldığımız ekmek sayısı 1400 ekmek. Yani 400 ekmek erimişiz biz. Zam mı geldi? Ekmek... Asgari ücretten e, maaş kesintisi mi yaşandı belli değil şu anda. E, ne, ne zam mı geldi? Yani dolar bazında bakılırsa eğer, şu an itibarıyla yani doların bu haliyle biz yaklaşık 122 dolar daha eksik maaş alıyoruz. 4.250 liralık Türk lirası olarak bakılan maaşa ekmekle karar verdiğimizde yani ekmeğin alım gücüyle baktığımızda sene başında 2825 lirayla yine asgari ücret biliyorsunuz 2825 lirayla biz 1900 ekmek alırken Bugün 1400 ekmek alıyoruz kardeşim. 500 ekmek kaybetmişiz. Bundan sonra daha ne kaybedeceğiz? Eksik oldu. Peki Efendim? bir sene boyunca geçerli olacak asgari ücret. Biz bundan sonra daha ne kadar ekmek kaybedeceğiz? E, enflasyon ve kur e, gözetilmeyen bir sarmal haline geldi şu anki ekonomi modelinde. E, daha neler kaybedeceğiz? Hayır. Alev Hanım ağzınıza sağlık bravo tam benim söyleyeceğim konuya giriş, giriş yaptınız siz. Ee, bir sene boyunca bu asgari ücreti kullanacağız biz. Yani bu bugünden yarına değişmeyecek bu. Şimdi zam zamanı bir anda sanırsınız ki ya zamlandı bu hep yükselecek gibi gelir. Yükselmeyecek ki bu sabit kalacak aynen sizin söylediğiniz gibi. Önümüzdeki bir sene içerisinde biz 4250 liralık asgari ücretle geçinmek zorundayız. Ama Türkiye'de ve dünyada sürekli olarak yükselen bir enflasyon var. Artı enflasyonu tetikleyen başka unsurlar var. Özellikle Türkiye özelinde. İşte sabah kalktık diyorsunuz dolar 16'nın üzerinde. 16-21 şu anda siz canlı ekranı veriyorsunuz. 16-23, 16-27 o aralık gidip geliyor. Demek ki bu dolar kuru büyük ihtimalle bu senin 16'nın üzerinde bir yerlerde kapatacak hatta Allah korusun 20 seviyelerini zorlayabilir. Sizin bir tweetiniz hani vardı bunun iş... sebebini sormak istiyorum. Evet. Şimdi önünde bir takoz olmadığı için mi biz her gün bir zirve görüyoruz e artık bir haber niteliği de taşımıyor doların düşmesi ancak haber olur dedim bugün izleyicilerimiz için çünkü alışıldık bir hale geldi e 20'yi görmek söz konusu mu? Tabii ki söz konusu. Şöyle bakın arka arkaya açıklamalar geliyor. Biz bunların hepsini ıskalıyoruz ve aynı zamanda kendimiz dünyanın tam tersi bir hareket yapıyoruz. Yani Fed çıktı önce çarşamba günü aynı 15'inde dedi ki ya bir dakika arkadaşlar bu olacak gibi değil. Amerika'da yüksek enflasyon var. Yani geçici ibaresini kaldırdı. Hani enflasyon geçici diye bir ibare vardı ya o o ibareyi kaldırdı. Hayır dedi. Enflasyon yüksek ve kalıcı. Bu enflasyonla ilgili acil önlemler alacağız. 2022, 2022 yılı içerisinde 3 tane faiz arttırımı yapacağız. 2023'te bir 3 faiz arttırımı daha yapacağız. 2024'te bir 2 faiz arttırımı daha yapacağız. Varlık alımlarını çok hızlı bir şekilde azaltacağız. azaltacağız. En geç Mart ayı itibariyle bitireceğiz. Şimdi bütün bunları Powell birebir anlattı. Dolayısıyla bütün gelişmekte olan ülkelerin para birimleri zaten değer kaybedecekti. Bunu bir tarafa koyalım. Sonra ECB tarafından açıklama geldi. Hı -hı. Yani onlar Alfa Merkez ayında falan Bankası, bütün bir e, Avrupa Merkez Bankası izleyicilerimize evet, de arada açmak gerekiyor. Evet, ekonomiyi çok yakından takip eder hale geldiler ama hala bazı terimler e, yabancı olabiliyor evet. hepimiz için. Evet, yani kusura bakmasınlar, Esnaf ben şurada. çok öyle. Biz yani açarım genelde bazen evet. bende de kaçıyor. Yok evet. sura bakmasınlar ne hazırla. olur. Yani işte Avrupa Merkez Bankası tarafı açıklama yaptı varlık alımları Skype bağlantımızı arkadaşlarım tekrar güçlendirebilirlerse duyabiliyor musunuz beni şimdi? Evet arada ufak Bence bir kesinti duyuyorum. oldu. musunuz? Şimdi tekrar o cümleyi alabilirsek son cümlenizi duyamadık. Şu anda duyuyorsunuz evet, değil duyuyoruz. mi? Evet, duyuyoruz. Evet. Tamam. Peki, yani şöyle ECB tarafı yani Avrupa Merkez Bankası tarafında da varlık alımlarının çok <laughs> sert bir şekilde bitirileceği ile ilgili haber geldi. E bu da piyasaları tedirgin ediyor. E zaten bütün dünyadan para çıkışı Avrupa ülkelerine doğru, Amerika'ya doğru olacak bu ortada. E buna rağmen sen tutup faizi indiriyorsun yüz bas bu anda. Ve bunun akla mantığa sığan bir tarafı yok. Tek mantıklı tarafı şu. Zamanında gereksiz bir şekilde sadece dolarları doları baskılamak adına, dövizi baskılamak adına faizi anlamsızca yükselttiler. Şimdi o köpüğü almaya çalışıyorlar. Ama o köpüğü almaya çalıştıkça da dolar yükseliyor. Bunda şaşıracak bir şey yok. Daha da yükselecek. Bakın ben size söyleyeyim. Türkiye'nin ödemeler dengesi bozuluyor. Türkiye'nin e, kısa vadeli dış borcu er geçen biraz daha artıyor. Türkiye'nin Faiz giderleri her geçen gün biraz daha artıyor. Bu bugünkü dolar yükselişinin temelinde bence, bence asgari ücretinde etkisi var. Çünkü yabancı şunu görüyor. Ya 4250 gibi bir zam yaptı. Evet dolar bu bazında bu bir zarar ama TL bazında bakıldığı zaman bütçe üzerinde büyük bir yük. Anlatabiliyor muyum? 4250 yaptığınız zaman asgari ücreti bir de vergileri almayacağım dediğiniz zaman adam hesap kitap yapıyor o bir dakika Karadelik daha da büyüyecek diyor bütçedeki ve bunun hesabını yapıyor ve hepsi bir araya geldiği zaman ha, Türkiye ekonomisi büyük bir yıkıma doğru gidiyor ve bu yıkım içerisinde bir de seçim ekonomisi uyguluyorlar diyor hı hı. yabancı ve dolayısıyla yabancı pılısını pırtısını topluyor kaçıyor kaçıyor abi Türkiye'de As yerli ne yapıyor Buyurun. yerli de yerli de düne kadar işte bize tukaka dediler, işte bunlar dediler şey meczuba getirdiler işi benim gibi adamlar için. Yani bununla idare ediyorlardı. İnsanların bir kısmı da inanıyordu buna. Yok canım daha ne olmaz, 12 olmaz, Dolar 14 olmaz. Dolar onu geçer olmaz, 12... mi? Hatta sizin bir fotoğrafınız evet. var. A Haber derlemişti. Ben de doların 10 lirayı geçtiği gün o fotoğrafı gördüm. Sizin evet, söylediğiniz yani... gibi. O, o, o nedenle biraz toparlıyorlardı ama şimdi o insanlar da çok kızgın ve kırgın. Yani biz size inandık. Bu adamlara meczup diyordunuz. Biz de sizin teknenize bindik. Meczup dedik bu adamlara. Her türlü küfür ettik. Her türlü ahlaksızlığı yaptık. Her türlü bağırdık çağırdık. Ama adamlar haklı çıktı. Adamlar demek ki boşuna konuşmuyormuş, doğru bir şeyler söylüyormuş dediler. Onlar da şimdi hangi seviyeden olursa olsun kural, kura yönelmeye, dolara, euro esterline yönelmeye devam ediyor. Bu da kuru tetikliyor. Dolayısıyla yani hani şaşırıyor, şaşırmıyoruz artık diyorsunuz ya niye şaşıracaksınız ki? Yani bu saatten sonra Merkez Bankası faizleri sabit tutsa da yükselecek bu arada. Çünkü Merkez Bankası artık faizleri sabit tutamayacak. Şimdi birileri şey diyor, faizleri sabit tutarsa dolar da sabit kalır. Merkez Bankası bu saatten sonra e, faizleri sabit tutmayacak. Şimdi kardeş. bir kararı var, e, Para Politikası kurul toplantısından sonra bir açıkladılar. E, öncelikle şuradan anlatmak istiyorum. Fed'in e, açıklamasından biz e, faiz arttırımına gidebileceğine, özellikle ikinci çeyrekten sonra, ee, ya da e, iki, birinci çeyrekte mi siz e, yorumlayacaksınızdır mutlaka. Bir faiz artırımına gidebileceğinin işaretini en azından e, gördük. Şimdi varlık alımlarının azaltılması sıkı para politikasıyla birlikte şimdi bunun yansımaları bize ne zaman olacak? Bir de e, Merkez Bankası'nın açıkladığı kararda e, bir faiz indirimi tamamlandı, e, bir açık vardı ve tamamlandı gibi bir e, yorum çıkardık biz yazılan cümleden. Şimdi ilk çeyrekte anladığımız kadarıyla faiz indirimine gidilmeyecek ama ikinci çeyrekte değerlendirme yapılacak. Yani tüm bunların gölgesinde aslında vatandaş etikete ne yansıyacak? Onu merak ediyor. Bizi ikinci çeyrekten sonra daha zor günler mi bekliyor? Alev Hanım şöyle söyleyeyim. Elbette bize her ay yeni zor günler bekliyor. İkinci çeyrek, birinci çeyrek falan değil. Merkez Bankası önümüzdeki ayda dahil olmak üzere iddia ediyorum. Her ay faiz indirmeye devam edecek diyorum size. Evet sizin o söylediğiniz ibareyi ben de gördüm ve doğru. Evet Merkez Bankası fiili olarak faizleri aşağıya çekmeyecek, çekemeyecek. Yani %14'te sabit bırakacak. Görünen o. Alanımız bitti değil mi? Okuduğunuz cümle bu. Anadolumuz bitti bundan sonraki süreçte biraz bekleyeceğiz önümüzü göreceğiz demeye getiriyor. Doğru ama kardeşim sen faizi sabit tutsan da enflasyon sabit kalmayacak ki. Enflasyon yukarıya gitmeye devam edecek. Enflasyon yukarıya gittikçe Merkez Bankası faiz indirmiş gibi olacak. Anlatabiliyor muyum size? Çok basit bir örnek bugün yüzde 14 seviyesinde bir enflasyon var pardon faiz var. 21.30 seviyesinde bir enflasyon var. TÜİK enflasyonundan yola çıkıyorum. En akı falan işin içine katmıyorum. Bugün kur yükselişiyle birlikte aynı zamanda üretim maliyetlerin hızla artması ile birlikte enflasyon yukarıya gitmeye devam ediyor. En son tarım üretici fiyatları geldi %24'ün üzerinde. Toplam üretici fiyatlarına bakıyorsunuz %48-49 seviyesinde. Demek ki Türkiye'de Aralık ayında açıklanacak, daha doğrusu Ocak ayında açıklanacak Aralık enflasyonu %24'ün altında olmayacak. Şu anda bizim negatif faiz ortamımız ne kadar? Bugünkü eksi rakamına baktığımızda 700'ün üzerinde. Doğru mu efendim? Şu anda 730 puanlık negatifteyiz hı hı. biz. %14'e göre hesaplıyoruz. Merkez Bankası ben sabit de %7, tuttu. Eksi 7 diye düşündüm. E, evet, evet faiz. eksi evet. 7. Evet, evet bankası faizi sabit tuttu. Yüzde on sabit bıraktı. Önümüzdeki çeyrekte. Dolar sabit kalır diyenlere cevap olsun diye söylüyorum ya. Kardeşim senin enflasyonun %24'e yirmi çıkarttığın yirmi e çıktığında ki çıkacak ki çıkacak aradaki fark 1000 bas puan oluyor. Bu Merkez Bankası'nın Faizi indirmese de aslında 300 bas puan daha indirim yaptığı anlamına gelir. Peki birkaç cümle mi? daha artık son cümleleri almak isterim konuyla ilgili lütfen bir toparlayalım. Bundan sonra son önümüzdeki günlerde vatandaşı ne bekliyor aslında konuştuk her geçen gün zorlaşıyor ama bu ekonomik modelin çalışma ihtimali var mı? Ufuk'ta böyle bir ışık var mı? Ya ekonomik model yok ki çalışsın Alev Hı -hı. Hanım. Peki. Belki. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldınız, bize vakit ayırdığınız, aydınlattınız bizleri son gelişmelerle ilgili. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Elif Hanım. Ekonomist Selçuk geç